Tabanlar aynı hemen aradaki toplama işleminden yararlanarak aslında 3 çarpı 7 diye yazacağız. Böylece logaritma 16 tabanında 21 olacak. Sonra arkadaşlar bakın logaritma 21 tabanında 4 ile de çarpacağız bunu. Taban ve sayı aynıysa bunlar sadeleşiyordu. Log 16 4 kalıyordu. Log 16 4 ne demektir? Log 16 16'nın aslında 1 bölü 2. kuvvet demek 4. Bu yüzden bunlar gidecektir. 1 bölü 2 olur C şıkkı. 6'nın karesi eksi logaritma 6 tabanında 3 diyor. Şimdi burada ilk etapta böyle bir şey yapamazmışız gibi görünüyor ama şöyle yapın bunu. Hemen arkadaşlar bakın ayırın. Eksi olunca artı olunca bazen ayırmak mantıklı. Yukarısı 36. A log B'ye eşitti. O yüzden tabanla buradaki taban aynıysa gider. Burada da 3 kalır. 36 bölü 3'ten 12. Kuralı da şöyle hatırlatayım. A log A B'de bunlar gider sadece bu kalır. Kenar sayısı buradaki tabanı veriyormuş. O zaman çarpımı hangisiyle gösterilebilir demiş. Logaritma 3 tabanında 4, logaritma 4 tabanında 5, logaritma 5 tabanında 6 ve logaritma 6 tabanında 7 diye yazacağız bakın. 4'ler gitti, 5'ler gitti, 6'lar gitti. Log 3, 7 oldu. Buna uygun da üçgenin içine 7 yazmaktır B şıkkı. F6 x gördüğümüz yere 6 yazarsak logaritma 2 tabanında 6 artı 2'den 8 logaritma 2 tabanında 8 3 olur. Sonra Fm artı 3 eşittir. 14 yazarsak logaritma 2 tabanında 14 artı 2'den 16 olur. Bu yüzden burası da 4 olur. Fm de 1 yapacak. Demek ki logaritma 2 tabanında m artı 2 arkadaşlar 1 olması demek. İçinin de 2 olması demek çünkü tabanla sayı aynıysa 1 çıkar. Haliyle m buradan 0 oldu. A şıkkı. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri x eksi 12 bölü 81 denmiş. Şöyle yapabiliriz bakın. 3'ü atarsak bu tarafa 3 üzeri 2 eksi x eşittir. 3 üzeri x eksi 12 hatta 81 de eksi 4 demektir. 3 üzeri x eksi 12 eksi 4 olur. Tabii ki normalde 3 üzeri 4 de 81 ama bölü olduğu için eksi olarak gelecek tabanları aynı üstler de aynı olur Bu şekilde arkadaşlar Şurası 16 attık öbür tarafı 18 2x eşittir 18'den X9d şıkkı Birden itibaren uzunluğu bakın 2'ye kadar olursa log2 3'e kadar olursa log3 4'e kadar olursa log4 Şeklinde gitmiş o zaman Şöyle bir şey söyleyeceğiz bakın Normalde buraya kadar olan uzunluk log10 ancak bu kadarlık kısım yok ya neyi çıkarmamız gerekiyor? Log 3. Bir kenarı bunun log 10 eksi log 3 oldu. Böylece log 10 bölü 3 bir kenar. İkinci kenara gelirsek birden başlıyor. Burada problem yok. Direkt log 4 diyebiliriz. Böylece log 10 bölü 3 bundan 2 tane var. Artı log 4 2 tane var. Çünkü çevre topluyoruz. Çevre alıyoruz. Haliyle artık arkadaşlar buradan 10 bölü 3 çarpı 2 ne demek? Log 10 bölü 3 çarpı 2. Bu üstü başa al demek. Daha doğrusu baştakini üste al demek o mantıkla. Logaritma 100 bölü 9. Artı 2'yi de yine buradaki üste alırsak logaritma 16. Arada artı olduğu için çarpacağız. Logaritma 1600 bölü 9 oldu. D şıkkı. X artı Y bölü X eksi Y demiş. Şimdi X'i bulalım. Sonuçta x'i direkt nasıl bulabilirim? Her iki tarafın log 2 tabanını alarak. Her iki tarafın log 2 tabanını alırsam bak. şöyle göstereyim hatta. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri x. Logaritma 2 tabanında 6 üzeri y. Buradan bak x eşittir. Y'yi de baş katsayı olarak al. x eşittir y. Log 2 6 oldu. x eşittir y çarpı log 2 6 geldi. Güzel. O zaman x gördüğüm yere y çarpı log 2 6 yazarsam yanına y. Yine x gördüğüm yere log 2 6 yazarsam yanına y yazarım. y parantezinde log 2 6 artı 1 bölü y parantezinde log 2 6 eksi 1. y'ler gitti. Log 2 6 artı 1 ne demektir? Log 2 6 artı log 2 2. Payda da yine log 2 6 eksi log 2 2. Buradan log 2 log 2 tabanında 12 paydamız log tabanında 3 oldu. Şimdi şıklarda bu yok görünüyor ama hatırlayın lütfen tabanlar aynıysa bunu sadeleştirip paydayı taban payı da böyle sayı yaparsak cevabımız log 3 12 olur. D şıkkı gelir. Log x üzeri log x tabanında 4 eksi 2 ise x arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Bunu nasıl görebilirsiniz? X'i atarsınız öbür tarafı x üzeri eksi 2 eşittir. 4 dersiniz. 1 bölü x kare eşittir 4 olur. x kare buradan 1 bölü 4 olur. x buradan kare kökünü aldığınızda 1 bölü 2 uzun versiyonla da böyle anlatmış olayım. Şimdi artık. X'in 1 bölü 2 olduğunu bildiğimiz için yerine yazarsak log 1 bölü 2 1 0 eşit değil mi? Çünkü her sayının 1 olduğu zaman tabanı ne olursa olsun 1 gelir. 1 bölü 2'yi 4 ile çarparsak log 2 1 bölü 2 arkadaşlar 1 bölü 2 2'nin ters çevrilmiştir. Bu yüzden eksi 1 gelecektir. Log 6 çarpı 1 bölü 2 3 oldu. 1 bölü 2 artı 1'den de 2 oldu burası. Şimdi log 3 2 de arkadaşlar sıfırdan büyük. Çünkü e, birden büyük sonuçta 2 sayısı. Sıfırdan büyüktür ama log 3 3 olmadığı için de birden küçüktür. Buna göre en büyük şu an hangisi oldu? C. Sonra A sonra B. Cevap C şıkkı. Log x artı 4 log x artı 1 arkadaşlar. Logaritma x artı 4 çarpı x artı 1 eşittir 1. Arada artı varsa ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Şimdi bunu bu tarafa atarsak x kare artı önce bir dağıtayım. 5x artı 4 eşittir. Logon öbür tarafa 10 tabanı olarak geçer. Yani 10 üzeri 1'den 10 olur. x kare artı 5x eksi 6 eşittir 0 x artı 6 x eksi 1 eşittir 0. x 1 olmalı çünkü eğer eksi 6 olursa içerisi negatif olur. Bu yüzden eksi 6 olamaz. A şıkkı. Bir kere bu aktarılan yüksekliği bir önce bulalım arkadaşlar. Ne kadar yükseklikte bir sıvı boşaltılmış. 2 log 2 12 eksi log 2 48. Hemen fark işlemi yapmak için 2'yi üste geri eklemeliyiz. Logaritma 2, 12'nin karesi olduğu için 144 olur. Eksi log 48. Eksi varsa bölüm işlemi log 2, 144 bölü 48'den 3 oldu arkadaşlar. Şimdi yüksekliği bulduk. Hacmi bulalım. Sonuçta 2 burada dökülen su buraya gelmiş. Pi R1'in karesi çarpı log 2, 3 eşittir. Pi R2'nin karesi çarpı log 3 2. Gördüğünüz gibi e, pi r kare h arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklikte silindirin hacmi bu yüzden pi'ler gitti. R1'in karesi bölü R2'nin karesi log 3 2 bölü log 2 3 olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir kuralımız vardı hemen onu hatırlatayım. 1 bölü log a b ters çevirilince log b a olur. Yani tabanla sayı yer değiştirir. Bak ne yapacağım? log 3 2 çarpı buna hemen ne yapıyorum izle. Burası log 3 2 oldu. Böylece logaritma 3 tabanında 2'nin parantez karesi oldu. Her iki tarafın karekökünü alırsak R1'in R2'ye oranı log 3 2 geldi arkadaşlar. A şıkkı. Buradaki 2019 gözünüzü korkutmasın. Sonuçta kökler çarpımı dediğimiz hadise burada C/A'dan bölü 1. Yani x2 arkadaşlar 1 bölü x1 logaritma x1 tabanında x2 gördüğüm yere 1 bölü x1 yazarsam bu zaten log x1 x1 üzeri e, eksi 1'dir haliyle bunlar gider eksi 1 kalır B şıkkı arkadaşlar burada önce ikizkenar üçgenden yararlanalım ikizkenar üçgene inen dik tabanı 2'ye böler birazdan bunu kullanacağız. Şimdi yükseklikten yararlanırsak h çarpı bc bölü 2 normal üçgen alındır. Burada h 3 çünkü ordinat 3 olarak verilmiş bakın log a x e ait grafikte. Sonra taban bilmiyoruz bc uzunluğu bölü 2 78. Haliyle bunlar sadeleşirse 26 bc arkadaşlar buradan 52 oldu. BC'nin 52 olmasında bir de şu noktaya dikkat etmelisiniz. B noktasının apsisi aslında hazır. Taban ne olursa olsun log'a x ne zaman sıfır olur? x'e 1 verdiğinizde. Haliyle bu da x eksenini kesmesi demek y'sinin sıfır olması. Gördüğünüz gibi bu yüzden de x'inin 1 olması. Peki aradaki mesafenin 52 birim olması için burası kaç olmalı? 53. Böylece 53 eksi 1'den 52 yapar. Artık arkadaşlar 53 artı 1 54 yarısı 27 oldu. İki noktanın orta noktasını işte... Tam bu noktada ikizkenar üçgen olmasından kaynaklı kullanabildik. Apsisini 27 bulduk. Şuraya şöyle bir K noktası dersem artık A noktası arkadaşlar K ve 3'ten oluştuğu için 27'ye 3 noktası. Nokta denklemi sağlar. Logaritma A tabanında 27 eşittir 3. Demek ki A buradan arkadaşlar 3'müş C şıkkı. Önce küçükten büyüğe bir sıralayalım arkadaşlar. Bakın burada Tabanlar benzeri olsun diye log kök 2 ya onu 2 üzeri 1 bölü 2 diye yazarsam 1 bölü 2 başa kat sayı olarak gelir ters çevrilerek gelir 2 log 2 8 olur 2 bir de üste geri çıkar log 2 64 olur buradan 6 gelir kısacası tamam mı haliyle bu 6 oldu şimdi en büyük bu olacak arkadaşlar onu söyleyelim çünkü 6'dan daha büyük sayı birazdan elde elde edemeyeceğiz göreceksiniz. Log 48 9 0 ile 1 arasında ben böyle üzerine not edeyim bu 0 ile 1 arasında bu 6 log 3 40 245 5 küsür bir şey log 3 1 1 küsür log 2 24 arkadaşlar 4 küsür log 3 12 de 2 küsür. Demek ki bu sıralama nasıl olmalıymış şöyle bir daha çizersek en başta arkadaşlar en küçük olan 3 olmalı sonra 4 olmalı sonra 1 olmalı. Ee, Burası gerçi 4'tü pardon. Sonra 2 olmalı. Sonra arkadaşlar 1 olmalı. 5 ve 6'ya dokunmamalıyız. O zaman bunları kaldırıyorum. Bunlarla bir işim yok. Hamlelerimi nerede yapacağım? 3-4-2-1'de yapacağım. Şimdi buna göre hemen şurayı sileyim artık. Bunlar gitsin. Yer değiştirmeleri gösterelim. Bir kere 3-4-2-1 sıralaması olması için. Şöyle bir şey yapayım. 3'ü en başa atayım. Tamam mı? Buraya gelsin. Bir de... Buraya attım artık burası 1 oldu. Şimdi 1 ile de arkadaşlar 4'ü yer değiştireyim. Buraya 4 gelmiş olsun. Buraya da 1 gelmiş olsun. Sonunda da 4 ile de 4 burada bakın 2 burada. Bunların arasında yer değiştirme yapmam lazım. 3. hamlem oldu 4 buraya geldi 2 buraya geldi. 3, 4, 2, 1, 5, 6'yı elde ettik. Bunun için 3 hamle yaptım B şıkkı.